Herkese merhaba arkadaşlar. Avni Yıldırım Yusuf Kangül maçı tamamlandı. Maçı kazanan Yusuf Kangül oldu. Yusuf Kangül 9. roundda Avni Yıldırım'ı teknik nakavtta durdurmasını bildi. Avni Yıldırım Yusuf Kangül maç sonrası analizime geçmeden önce sizlere birkaç sorum olacak. Yusuf Kangül'ün performansı çok mu iyiydi? Yusuf Kangül'ün boksundaki o değişimi gözlemleyebildiniz mi? Avni Yıldırım'ın bundan sonraki boks geleceği nasıl şekillenecek? Boks kariyerine noktayı koyacak mı? Yoksa gelecekteki boks kariyeri için yeni çıkış yolları arayacak mı Avni Yıldırım? Avni'nin yükselen ve düşen performans hakkında düşünceleriniz nelerdir? Avni'nin birdenbire yükselişi ve çöküşünün sebebinde neler olabilir? Bununla ilgili sizin de kendi düşünceniz, kendi gözlemleriniz nelerse bunları aşağıya yorumlar kısmına yazın. Ben de kendi yorumumu yapacağım bununla ilgili. Öncelikle şu bir gerçek arkadaşlar. Ne olursa olsun bir anda yükselişin her zaman bir anda iniş oluyor. Bu yüzden boksta olmazsa hangi alanda olsun yavaş yavaş ilerlemekte her zaman fayda var. Avni'ye baktığımızda amatörde de bir anda bir yükselişe geçti ve sonrasında bir anda amatörü bıraktı. Profa geçti. Prof da tekrardan hızlı bir şekilde yükseldi ve bir anda dibe çakıldı. Bunun da nedeni şu. Özellikle de Avni'ye önderlik eden, Avni'ye tercümanlık eden insanların Avni'yi bir yerde yanlış yönlendirmesi. Çünkü Avni Yıldırım basamakları birer birer çıkacak yerde Avni Yıldırım birer birer gitti. Sonrasında birden 5'e atladı. 5'ten 10'a, 10'dan 20'ye bu sefer de hüsrana uğradı. Özellikle de Avni Yıldırım'ın Chris Eubank Jr. ile yaptığı maç, o aldığı ağır nakavttan sonra Avni Yıldırım zaten daha toparlanamadı. Artık nakavt olacağım korkusuyla her maça bu şekilde çıkıyordu psikolojikmen. Benim düşüncem bu şekilde. Sonrasındaki Canelo Alvarez maçı yine Avni Yıldırım'ın hüsrana uğradığı maçlardan bir tanesi de bu maç diyebilirim. Özellikle de Türkiye'deki boks fanlarının, boks takipçilerinin birçoğu Avni Yıldırım'ın Canelo Alvarez karşısında çok iyi bir performans göstereceğine, en azından kazanamasa da ona karşı çok iyi bir mücadele vereceğine inanıyordu. Ama Türkiye'deki boks fanları ve dünyadaki boks fanları bir nevi hüsrana uğradı diyebiliriz. Avni Yıldırım'ı doğrusunu söylemek gerekirse şahsen ben Avni Yıldırım'ı seven birisiyim. Bu yüzden de Avni Yıldırım'ın videolarını burada paylaşıyorum. Avni Yıldırım'la ilgili konuşuyorum. Sevmesem, ona karşı örnek vereyim bir sevgim olmasa zaten onunla ilgili konuşmam doğruya doğru. Şunu söylemek gerekirse aslında Avni Yıldırım kötü birisi değil. Kesinlikle milliyetçi de bir isim. Ülkesini, vatanını, milletini seven ama son zamanlardaki özellikle de boksu takip eden insanların, Türkiye'deki insanların Avni ile ilgili çok fazla eleştirel yorumları var. Bunlardan bir tanesi de işte ülkemize karşı olan insanların yanında olduğu söyleniyor. Bu yüzden de Avni bu konuda çok fazla eleştirilere maruz kalıyor. Bunun da nedeni şu. Bu Avni Yıldırım neden böyle bir ortamda? Bu ortama onu kim teşvik etti? Avni Yıldırım neden bu şekilde bir anda yükseltilip işte insanların gözü önünde popüler bir boksör gibi bir anda zirveye çıkarttılar ve sonradan Avni Yıldırım neden bu hale düştü? Öncelikle buna bir derin bir şekilde geniş bir pencereden bakmak lazım. Onu sonuçta yönlendiren birileri var. Onun örnek vereyim, ona kılavuzluk eden büyük bir ihtimal bu kişiler bence Avni'yi bir yere kadar taşıdılar ve bir yerden sonra Avni'nin baktılar ki bu yolda yürüyemeyecek. Doğal olarak bunu yarı yolda bıraktılar. Bırakmak için de bir takım planlar içerisine girdiler. Bunlardan bir tanesi de son zamanlardaki Avni'nin performansı ve dibe çakılışı. Avni'ye gelecek olursak şu bir gerçek yani Avni kötü bir boksör değil. Doğrusunu söylemek gerekirse Avni benim tanıdığım Avni mücadeleci, savaşan ve elinden geleni ardına koymayan bir isim. Korkusuz mücadele eden bir isimdi. Ta ki profa geçene kadar. Profta ki maçlarına baktığımızda aslında öncesi maçları çok iyiydi Avni'nin. İyi işler yapıyordu, iyi dövüşüyordu. Ama sonrasına doğru yaptığı maçlarda Avni'nin hem performans olarak hem boks olarak gitgide kötülediğini gördük. Gitgide özellikle de Chris Eubank maçından sonra Avni bundan sonraki süreçte bence yani biraz da kendi kabuğuna çekilip biraz kafasını dinlemesi gerekiyor. Artık bu saatten sonraki yapacağı boks bence yani durmadan yapacağı boks ona zarar verecek. Önce bir sene, 2 sene Avni'nin bir dinlenmesi gerekiyor ve nerede eksikleri var, nerede hataları var bunları önce bir tartıp
Sonra boks kariyerine kaldığı yerden yeni bir çıkış yapabilir eğer yapmak istiyorsa. Noktayı da koyacaksa koyabilir. Yani boks her zaman hayatım boyunca boks yapacağım diye bir şey de yok. Şu bir gerçek arkadaşlar. Yani Avni'nin bence yaptığı boksa baktığımızda aslında performansına baktığımızda bu neden böyle kötü bir grafik? Yani oysa yetenek var aslında, istediği dövüştüğü zaman çok iyi işler becerebilecek bir boksör Avni. Mesela Anthony Dirrell karşısında bunu gördük. Anthony Dirrell'i Avni yenmesini bildi. Bu yüzden bence Avni her maçında da aslında iyi bir antrenörle çalışsa çok iyi çıkışlar yapabilecek, çok iyi işler yapabilecek bir boksör. Ama nedense Avni'nin performansındaki şu maça gelirken, örnek vereyim, ilk maçta mesela performansı kötü olmasına rağmen Yusuf Kangül'ü geçmesini bildi. Yani o maçta tartışılır, hani Yusuf Kangül ilk maçında zaten Yusuf Kangül o maçı aldığına çok inandı. Özellikle de biz ilk rounddan itibaren Yusuf Kangül'ü nakavt edeceğini düşündük. Ha şu round, ikinci round nakavt edecek, üçüncü round nakavt edecek. Ama karşısında bambaşka bir Yusuf Kangül var. Nakavt yumruk yedikçe direnen, yumruk yedikçe yumruk atan ve nakavt olmamaya ısrar eden bir Yusuf Kangül gördük. Ve Avni'yi de gerçekten zaman zaman çok fazla zorladığını gördük. İyi yumruklar da vurduğunu gördük Avni'ye ilk maçta. Zaten ilk maçın onun olduğunu inanıyordu ve maç sonrası çok tepki gösterdi. Ve bunun da büyük bir ihtimal hıncını almak için, bunun da nasıl söyleyeyim, ikinci maçta ısrarlı oldu diyebiliriz Yusuf Kangül. Zaten Avni ile maçı isteyen Yusuf Kangül. Bu yüzden bu maç gerçekleşti. Avni'de şöyle bir şey var. Yani Yusuf Kangül ile maç yapacaksın. Bu adam ilk maçta seni zorladı. Bu adam yani yumruğa dayanıklı bir isim. Bu adam seni zorladı. Neden yani, madem ikinci maça çıkıyorsun, bu senin var olan performansın ilk rounddan baktığımızda gerçekten çok çok kötü bir boksör. Yani 5 sene antrenman yapmasa adam gerçekten öyle bu şekilde bir performans sergiler. Doğrusunu söylemek gerekirse ben maç içerisinde şunu söyledim. Avni dedim 5. roundu zor çıkartır dedim. Neden bunu dedim? Çünkü Yusuf Kangül'e baktım. Yusuf Kangül'ün boksunda öyle bir değişim var ki, onu işleyen hangi antrenörse bilmiyorum, ona güzel şeyler katmış. Ayaklar oynuyor, beller oynuyor. İskivleri çok güzel. Ondan sonra zamanlaması çok güzel. Ve Yusuf Kangül'ün boksuna gerçekten bu maça, boksu değişmiş, bu maçı alacağına çok inanmış ve çok özgüvenli maç yaptı. Çünkü kondisyonuna güveniyor. Maçı kazanmak için buraya gelmiş ve bunu da Yusuf Kangül her roundda bence gösterdi. Anlı Yıldırım'ın şu performansıyla bile yani Yusuf Kangül karşısında bu rounda kadar direnmesi gerçekten bende şunu uyandırdı. Yani Avni istese bir şeyler yapabilir. Yani boksta artık çıkış da yakalayabilir. Neden? Artık aslında Avni farkında değil ama Avni biraz dinlense, bundan sonra 1-2 sene bir dinlense, kabuğuna çekilse, artık yumruk yemeye alıştı Avni. Alıştı ve ağır yumruklar da yediği zaman da artık çok fazla sarsılmıyor. Bunun da nedeni şu: bazı boksörler, yeni acemi boksörler olur, çıkar mesela ilk maçında yumruğu yer, çok fazla dağılır. Belli bir zaman sonra yumruğa alıştığı zaman, o yumruğu yediği zaman çok fazla etki yaratmaz üzerinde. Bu yüzden de Avni artık aslında boksa tam yatkın olmaya başladı, tam alıştı derken bence yaptığı bazı Avni'yi geri götürdü. Avni'nin Yusuf Kangül maçındaki performansını aslında birçok şeye yorumlayabiliriz. Yani bu Avni Yıldırım'ın iyi bir kamp dönemi mi geçirmedi, yoksa partneri mi yoktu, yoksa bu maçı yine çok fazla ciddiye almadı ama karşısında çok farklı bir Yusuf Kangül mü çıktı? Yani bunu birçok yönüyle değerlendirebiliriz. Ama şu bir gerçek: boksta her zaman çalışan kazanıyor. Yusuf Kangül de çalışmış, kazandı. Yine Dimitri Pifol, Canelo Alvarez karşısında kazandı. Yine Manny Pacquiao Ugas maçında gördük. Yani Ugas performansı iyiydi ve Pacquiao'yu geçti. Tabii Pacquiao'nun da yaşı geldiği için doğal olarak bokstan biraz uzaklaşmıştı. Seçimler falan vardı. Boksa çok fazla antrenmanlara falan ilgi göstermiyordu. Eskisi kadar kendini adamadığı için Pacquiao da yenildi. Bundan sonra Avni'nin boks kariyeri ne olur derseniz, bence Avni boks kariyerini de sonlandırsa onun için bir yerde daha iyi olur. Çünkü artık yaptığı maçlar onun gerçekten ismini de gitgide geriye düşürüyor. İnsanlara da
Gitgide eğlence konusu olmaya başladı. Yapılan yorumlar bir yerde nasıl söyleyeyim haklı yönde desek de eleştiriler, bir yerde de haksız yönde yorumlar da yapılıyor. Sonuçta boks bu. Elbet birisi yenilecek. Canelo Alvarez karşısında Avni Yıldırım da ya kazanacaktı ya yenilecekti. Yenildi. Yine buradaki maçta da Yusuf Kangül maçında da aynı şekilde. Boksta bunların hepsi var arkadaşlar. Yani boksun içinde var. Ben Avni'yi şöyle şu konuda Avni'yi bir yerde hani derler ya, bazı insanlar akıllı insanlar, yani bu insanlar nedir? Ne derler ona? Üst akıl derler. Yani bu üst akıl Avni'yi bence zaman zaman şöyle bir şey, yani bir nevi hani Avni gerçekten hani şunu diyemiyoruz direkt. Avni direkt birileri tarafından kullanılıyor mu? Birileri Avni üzerinden para mı kazanıyor? Bunu da diyemeyiz ama şu bir gerçek, şu yaşadığı sürece baktığımızda Avni'nin bir anda zirveye çıkması, zirveden sonra düştüğünde işte yanında bulunduğu kişilerin Türkiye'deki fanlar tarafından Avni'ye tepki gösterilmesi, yine aynı şekilde Avni'nin maçının işte Türkiye'de yapılması, aslında bunlar hep bir yerde acaba Avni üzerine kışkırtıcı mı, kışkırtmak amaçlı yapılan bir maç mı? Bunları bilmiyoruz ama var olan bir gerçek var. Avni'nin kariyerinin gitgide bittiği, Avni'nin kariyerinin gitgide söndüğü. Bundan sonra bakalım Avni'yi nasıl bir yol haritası izlerken göreceğiz. Neler yapacak, nasıl bir çıkış yapacak. Tabi direkt de şunu diyemeyiz. Avni'yi işte kullandılar, işte Avni üzerinden para yediler, Avni'yi şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Zaten Avni'yi zirveye çıkartan, belli kişilerin, önemli boksörlerin karşısına çıkartan o kişiler zaten. Ama sanki bu şekilde tepkilere maruz kalmasının da, işte gelen yorumlara da maruz kalmasının nedenleri de bence bu isimler. Çünkü Avni'yi yönlendiren, yanında olan bunlar. Hani şunu diyebilecekler, işte sen bu isimlerin yanında yer alma. Bak çok fazla Türkiye'deki boks fanları tarafından tepki gösteriyorlar. Sen bence biraz o kişinin yanından uzaklaş. Sen biraz da kendi kabuğuna çekil. Kendini antrenmanları yap. Sana işte farklı bir hoca bulacağız, onunla devam edeceksin demeleri bence gerekiyordu. Avni'ye belki burada da örnek vereyim. Avni'yi de bu maçta protesto etmeye gelen işte Türkiye'deki bazı aşırı milliyetçi boks fanları da buraya gelebilirdi ama öyle bir şey ne yazık ki iyi ki de olmadı. Bence Avni aslında şu bir gerçek, kötü birisi değil. Sevilen bir sima. Türkiye'de de örnek vereyim, Türkiye'deki boksörler tarafından da yurt dışında da sevilen bir isim ama şu bir gerçek, son zamanlarda Türkiye'deki boks fanlarının da Avni'ye pardon, boks fanları demişim, boksörlerin de zaman zaman tepki gösterdiğini gördüm. Yani bu isimlerin yanında niye yer alıyor, yanlış kişilerin yanında gibisine. Bence bu yanlıştan dönmesi gerekiyor Avni'nin. Yusuf Kangül'e gelince, Yusuf Kangül'ün gerçekten azımsanmayacak kadar seveni var. Onun başarılı olmasını isteyen, onun iyi yerlere gelmesini isteyen çevresinde birçok arkadaşı var. Onun için gözyaşı döken arkadaşları var. Bu yüzden Yusuf Kangül'ü de tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi dövüştü, çok iyi maç yaptı. Zazalara yakışır. Zazaların istediği şekilde bir maç yaptı. Urfalıları da Yusuf Kangül zaferle tanıştırdı. Yusuf Kangül aslında kötü birisi değil aslında. Efendi bir adam. Sevilen bir sıma. Konuşma tarzında işte diyor ben Zaza'yım, Zada diyor. Ben bitti demeden bu iş bitmeyecekti diyor. Ve gerçekten hırslı bir isim. Geldi kaç yaşında? 38-40 yaşında bu maçı kazanmasını bildi. Boksör dediğim bu şekilde olacak. İnanacak ve kazanacak. Tabi bizim de onu takdir etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz olmaz. İyi maçtı. Onun adına iyi maçtı. Ama zaman zaman da Avni'nin 5. rounddan sonra Yusuf Kangül'ü o ara bir sarstı. Ben dedim artık Avni'nin aleyhine dönüyor maç. Avni de bu maçı çevirecek herhalde dedim. Hani olabileceğini düşündüm. Ama yine de yumruksuz alanda, boş bir alanda Avni'nin ayakta zor durduğunu gördüğümde şu bir gerçek, yani ne kadar antrenmansız olduğu zaten o an gözüküyordu. Yine de Yusuf Kangül maçı, doğrusunu söylemek gerekirse ilk rounddan itibaren Yusuf Kangül'ün kazanacağını biliyordum. Çünkü performansına baktım. Ama yine de o an Avni'nin maçı çevireceğini düşündüm. Ama yine de Yusuf Kangül maçı almasını
Bildi. Bu maçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani Türkiye'de boks bu kadar. Bir yere kadar gidiyorlar. Bir yerde dibe vuruyorlar. Bunun da nedeni şu. Sistem yok. Sistem yani nerede ne yapacağını bilmiyor. Nasıl gideceğini bilmiyor. Bu yüzden de bir yere kadar gidiyoruz. Bir yerde yolumuz tıkanıyor ve bir anda dibe vuruyoruz. Genelde biz Türk boksörlerinin kaderi hep bu şekilde oluyor. İnşallah bir gün tersine döner bu. Türkler de uzun yıllar dünya boks arenalarında zirvede duracak bir boksör çıkar, zirveden inmeyecek. Ama bu da çok zor. Mesela çoğu Türkiye'deki boksmanı Canelo Alvarez eleştirir ama iyi veya kötü Canelo Alvarez zirvede yıllardır duruyor, yıllardır maç yapıyor. Her zaman en iyilerle dövüşüyor ve bunu başarabiliyor. Belki hakemleri diyeceksiniz ama bu adamın da 39 tane nakavtı var. Yani net nakavtları var. Kazandığı maçlar var. Bu yüzden de bu tarz Floyd gibi, Canelo gibi inşallah boksörler Tyson Fury gibi Türkiye'den de çıkar, uzun yıllar zirvede kalır. Hep birlikte bunun duasını edeceğiz. İnşallah olur. Ama şu bir gerçek, Türk boksunun gelişmesini istiyorsa bu ülkedeki boksmanları, bu ülkedeki insanlar mutlaka ve mutlaka değişimin ihtiyacı var. Özellikle de boksta yöneticiler konusunda Türkiye boksunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Yeniden bir oluşum ve yeniden bir sistem, altyapı. Türkiye boksu patlama yaşar ve birçok boksör çıkar Türkiye'den. Amatörde de, profesyonelde de birçok Türk boksörü boks ringlerinde mücadele ederken görürüz arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Aslında bu konuyu çok uzatabiliriz. Çok yerlere gidebilir ama benim düşüncem bu şekilde. Sizin düşünceniz nedir onu bilmiyorum. Aşağıya yorumlar kısmına yazarsınız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun. Beğeni yapmayı unutmayın videolara. Çünkü gittikçe büyüyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak için sizin abone olmanıza, beğeni koymanıza ihtiyacımız var. Sizden ricam budur. Bu konuyu tekrardan bir canlı yayın açıp değerlendireceğim. Şimdilik sadece bu kadar konuşuyorum. Aslında çok da fazla mesela bu konuyla ilgili etkili bir yorum yapabilirdim ama kafam biraz şu an dağınık. Bu kadar konuşabiliyorum. Bu kadar yorum yaptım şimdilik. Yine zaman zaman bu konuyu birlikte işleyeceğiz. Canlı yayınımda bu Avni ile Yusuf Kangül maçı ile ilgili yorumlarınızı alacağım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılarla.